Hazırlanan raporda işkence ve kötü muameleden başlamak üzere dilekçe ve bilgi edinme hakkına kadar aslında birçok hak ihlalinin tespit edildiğini görüyoruz. Yani bu noktada tabii ki ilk olarak değinmemiz gereken çocuklar üzerinde yarattığı etki bakımından aslında işkence ve kötü muamele olduğunu düşünüyoruz. Yani bu noktada görüştüğümüz 9 kız çocuğundan 4'ü çıplak aramaya maruz kaldığını ifade etti ve bu aramaların kuruma giriş esnasında yaşandığını ifade ettiler. Yani aslında kuruma giriş esnasında çıplak aramaya maruz kalmak bizi aslında şunu düşündürüyor. Yani kamu adına yani toplum adına yürütülen bir süreç içerisinde çocukların ilk karşılaştığı şey işkence ve kötü muamele oluyor. Bu noktada şunu da önemli belirtmemiz gerekiyor ki yani hani özgürlüğünden yoksun bırakılmanın çocuklar üzerinde yarattığı travmayla birlikte yani çıplak aramanın yaşattığı güçsüzlük deneyimi aslında bu travmanın etkilerini daha da derinleştiriyor çocuklar açısından ve çocukların bu travmalara karşı koymada aslında kurum tarafından, devlet tarafından herhangi bir destek sağlanmadığını da görüyoruz. Ve bu sebeple aslında çocuklar bu travmaların etkileriyle bir başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir başına karşı koymak zorunda kalıyor. Çocukların bu yaşadığı hak ihlallerine karşı yaşadıkları etkileri en aza indirmeye çalışırken aslında birlikte hareket etmeye çalıştıklarını gördük biz çocuklarla yaptığımız görüşmede. Yani nitekim ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluk ve regil yoksulluğuyla birlikte aslında çocuklar birbirleriyle dayanışarak bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Etkilerini en aza indirmeye çalışıyor. Çocuklar bize şunu ifade etti. Yani dış dünyayla iletişim kurmak istiyorlar, radyoya sahip olmak istiyorlar, bir ses duymak istiyorlar. Ancak fiyatlar pahalı, regil için verilen pedler kalitesiz ve yetersiz. Kantinden satın alamıyorlar çünkü çok pahalı. Bu noktada çocuklar kendi arasında yardım ederek bu sorun üzerinden gelmeye çalışıyor. Çocuklar kurum yaşantısına dair bilgilendirilmemişler, hak ve sorumluluklarına dair bilgilendirilmemişler. Aslında kurumun, idarenin sorumluluğu bu noktada çocuklar kuruma giriş yapar yapmaz. Aslında kurum yaşantısına dair bilgilendirilmeleri, sorumlulukları ve hakları noktasında bilgilendirilmeleri gerektiğidir. Ancak böyle bir süreç işletilmemiş kurum tarafından. Böyle bir süreç işletilmediği gibi çocukların bize aktardığından anlıyoruz ki aslında infaz koruma memurları tarafından çocukların bu noktadaki yaşadığı bilgi eksikliği suistimal edilmiş. Bunu açık bir hale getirmiş çünkü çocuklar bize kurumdaki yaşadıklarını anlatırken infaz koruma memurlarının kendilerine sizi bırakmayız veya bir tutanak 1,5 yıldan gibi başlıyor ifadelerle aslında çocukların bu konudaki bilgilendirilmemiş olma durumlarını kötüye kullandıklarını suistimal ettiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde erkek çocuklarla ilgili de bir rapor hazırlamıştık ve suç duyurularında bulunmuştuk. O raporda da yine çocuk cezaevinde kötü muameleyi yaşandığını duymuştuk ve hatta falakaya varan bir kötü muamelenin var olduğu söz konusuydu. Kovuşturma sürecinde sanık baş memurlar meslekten uzaklaştırıldı ve süreç hala yürütülüyor. Ancak çocuklarla yaşanan bazı olaylara ilişkin takipsizlik kararı verildi. Bu noktada itirazlarımızı yaptık. Ancak itirazlarımız da reddedildi. Şu an takipsizlik kararı verilen fiillere ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz da mevcut.